Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün mecliste yaptığı grup toplantısında 128 milyar dolar nerede sorusu üzerinden bir takım cevaplar verdi ve bunu bir bütün halinde de yine bir beşinci kol faaliyeti olarak nitelendirdi. Yani geldiğimiz nokta 128 milyar dolar Türkiye'nin rezervleri AK Parti'nin döneminde 24 Haziran seçimlerinden bu yana Berat Albayrak'ın Hazine Bakanı, Maliye Bakanı görevini yürüttüğü sırada eridi, yok oldu. Ülkenin ana muhalefet partisi bu paranın nerede olduğunu sordu. İlk önce inkar ettiler. Daha sonra dilleri döndüğünce izah ettiler. Dün en üst ağızdan bugüne kadarki tüm tezleri, bizim iddialarımızın hepsini aslında kabul eden ama mazeret üreten şekilde bir açıklama getirmeye çalıştılar ve son faz olarak konuşmanın sonunda da tehdide geçtiler. Yani önce inkar, yok öyle bir şey, sonra izah ama kimseyi ikna edememe ve şimdi artık tehdit süreci. Ve şunu söylüyorlar, 128 milyar dolar nerede diye sormaya devam ederseniz vatan hainisiniz. Geldiğimiz nokta bu ve o camianın meczuplarından bir tanesi, bir eski Büyükşehir Belediye Başkanı da çıkmış, borsa düşerse, borsa düşüyor, para kaybediyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hesap sorun diyor. Yani Amerika ile Rusya iki süper gücün arasında bir onun yanında öbürünü kızdır, bir onun yanına geç öbürünü kızdır. Yaptığınız her işi elinize yüzünüze bulaştırın ve önümüzdeki günlerde hepimizin endişe ettiği bir takım açıklamalar, bir takım söylemlerle ilgili borsanın tedirginliği ortaya çıksın. Sen şeffaf olma, sen güven verme. Ondan sonra borsa düşünce bunun da hesabını ana muhalefete sor. Borsa düşerse ana muhalefet bunun hesabını sana sorar. Kötü yönettiğin için düşer. Dolar fırlarsa ana muhalefet bunun hesabını sana sorar. Ama öyle bir düzen yoktur ki sen eline yüzüne bulaştır, kötü yönet, güven verme, şeffaf olma, hukuku ayaklar altına al, yabancı yatırımcı kaçsın, hesabı git muhalefete sor. Hesap sorma makamı biziz, hesap vereceğin makam millet, sen hesap verme makamındasın. Bir kere bunu herkes aklını başına alsın, öyle bağırarak, çağırarak, tehditle, hain bunlar. Sen 128 milyar doları rezervi tüket, hainlik budur. Sormak nasıl hainlik olabilir? Ve Erdoğan diyor ki, küresel sistemin siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sancıları yaşadığı bu süreç, ya hayır konuş ya sus dönemiymiş. Yani diyor ki muhalefet partisi olacaksan makbul muhalefet olacaksın. Devlet Bahçeli gibi. Sözde muhalefet olacaksın. Milliyetçi Hareket Partisi gibi ya da susacakmışız. Konuşmanın Cumhurbaşkanı tarafından muhalefetin konuşmasının yasaklandığı bir sürece geliyoruz. Şu işe bakın. Öyle bir noktada ki ya benim istediğim gibi konuşacaksın ya susacaksın. Susmazsak ne olacak? Milletvekiline fezleke, partiye kapatma, üniversite öğrencisine elektronik kelepçe, derneğe kayyum, insanlara hapis ya da ev hapsi, bunların hiçbirisini yapamadıklarına da terörist yaftası, hain yaftası. 128 milyar dolar nerede diye sormak eğer hainlikse, merak etmeyin, sizden korkacak değiliz. O hainliğe devam ederiz. 128 milyar doları tüketmek hainliktir. Bunu sormak vatan görevidir. Yoksa dediğiniz gibi derse, sizin söylediğiniz gibi söylenecek olursa, evet, Nazım Hikmet'in dediği gibi biz vatan hainliğine devam edeceğiz o zaman. Sen bu paranın hesabını verene kadar, bu paranın hangi gün, kime, hangi kurdan ne kadar satıldığını ve niçin bu ihalelerin şeffaf yapılmadığını açıklayana kadar biz sana bunu sormaya devam edeceğiz.
Bunu sormak değil, bu soru karşısında susmak hainliktir. Bir bakan suçüstü yakalandı. Ruslar Pekcan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanıydı. Düne kadar Ruslar Pekcan da bütün Adalet ve Kalkınma Partili bakanlar gibi Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla, onun tensipleriyle, ben yapmadım o yaptı zaten diyorsunuz ya, bakanlar aslında birer memur. Tek kişilik hükümet sistemi diyor Mehmet Uçum. O tek kişilik hükümet sisteminde altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görev yapan Ruslar Pekcan kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan sattı. Suçüstü yakalandı. Önce sustu. Sonra inkar etti. Ama inkar ederken itiraf etti. Sonra kendince gerekçelendirdi. Şimdi elimizde Ruslar Pekcan'ın aracı bir firmaya dezenfektanı 100 liraya satmış. Aracı firmaya, ondan alan piyasaya 150 liraya satmış. Aynı firma Nanoxia doğrudan fatura keserek Ruslar Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı'na 175 liraya satmış. Diyordu ya, en iyi teklifin yarı fiyatını verdik. Böylelikle hani maliyetin ucuzuna bile verdik. Hayır yaptık diyecekti neredeyse. Piyasaya 100 liraya, aracı firmalara 100 liraya verdiği malı aracı firmanın piyasada 150 liraya sattığı malı doğrudan bakanlığa 175 liraya fatura etmiş. Şimdi bu görevi yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarda ve onu atamış. Onun partisinin bakanı. Bundan hesap sorulması lazım. İstifaya davet ettik, istifa etmedi. Recep Tayyip Erdoğan görevden aldı. Şimdi bir, bu göreve gelen Mehmet Muş'un bu konudaki bütün bilgileri, belgeleri açıklıkla ortaya çıkaracak, bütün bir soruşturmaya olanak verecek şekilde, şeffaf bir şekilde bu belgeleri paylaşması lazım. Mehmet Muş'tan ilk icraat olarak bunu bekleriz. Bu belgeler ve bunun dışındaki bütün belgeler. Teftiş kurulları harekete geçmelidir. Bu meselede eğer Mehmet Muş, bu meclise saygısı olan, bu meclisten birlikte görev yapıp gittiğimiz Mehmet Muş'un atması gereken adım, tüm partilerden bu konuda görevlendireceğiniz uzmanları bekliyoruz. Kapılar açık, hesaplar açık deyin. Didik didik edelim, görelim bakalım daha neler olmuş. Bu çok önemli. Peki bu meclis ne yapacak? Anayasa der ki, bakanlar görev yaptıkları sürede yaptıkları iş ve icraatlardan kanun karşısında sorumsuz. Bunun sorumlu olabilmesinin yolu anayasaya göre mecliste bir soruşturma komisyonu kurulması. 300 milletvekiliyle soruşturma komisyonu kurabiliyorsunuz. Teklif edebiliyorsunuz. 360 milletvekiliyle kurulmasına karar verebiliyorsunuz. Ve 400 milletvekili de bakanı Yüce Divan'a yollayabiliyor Anayasa Mahkemesi'nin önüne. Bizim milletvekili sayımız 300'e yetmiyor. Ama AK Parti dışındaki partilerin yetiyor. Birinci çağrı, Adalet ve Kalkınma Partisi bu rezalet için soruşturma komisyonu kurulması için gerekli imzaları verecek mi? Bu cesareti, bu dirayeti göstermezlerse bu rezaletin ortağı olurlar. Zaten ortağı oldular şu anda siyaseten, ama bu ortaklıktan kurtulmanın yolu bu dirayeti göstermektir. Gelin bu soruşturma komisyonunu hep birlikte teklif edelim, hep beraber kuralım. Ruslar Pekcan gitsin, Yüce Divan'da Anayasa Mahkemesi'ne hesap versin. Meclis adına bu bizim görevimiz. Yok, AK Parti bunu yapacak cesaret ve dirayette değilse, bu para milletin parası. Bu para milletin parası. Milliyetçi Hareket Partisi çok milliyetçi ise önce milletin parasının korunmasına hassasiyet gösterecek. Sayımız yetiyor. CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP bu komisyonun kurulmasını teklif edebilecek güçteler sayısal olarak. Şimdi buradan
MHP'ye soyuruyoruz. Bu rezalete sessiz kalıp AKP'nin yaptığı her şeyde sus pus olduğunuz gibi sus pus mu olacaksınız? Yoksa milliyetçiliğin gereği olarak milletin parasını, yetimin hakkının hesabını soracak mısınız? Biz 136 milletvekilimizle ilk 136 imzayı vermeye hazırız. AK Parti yapmıyorsa, MHP desteklemiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi soruşturma önergemizi hazırlıyoruz. Bütün partilerin imzasını açacağız ve gidip onu bütün seçmenlerinin önünde MHP'nin de önüne koyacağız. Bakalım bu rezalete susup Ruslar Pekcan'ı da dezenfekte edecekler mi? Bugüne kadar yaptıklarını sürdürürlerse o zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz üzerimize düşeni yapacağız ve MHP bir kez daha tarihi bir sınavdan seçmenlerinin gözünün önünde kırık bir not alarak bir kenarda oturacak mı? Bunu göreceğiz. Koronavirüsle mücadelede çok kötü günlerdeyiz. Adeta zirvedeyiz vaka sayısı olarak ve 60 binin üzerindeyiz yine. 55 bin lira inince hemen Sağlık Bakanı bunu bir başarı hikayesine dönüştürüyordu. Sanki 8.900'den bu vakaları alıp 65 bine 66 bine çıkaran kendi kongreleri değilmiş gibi. Lebalep kongreleri överek teşvik ederek yaptılar. Vakalar fırladı. Ardından bir 3-5 binlik düşüşte hemen büyük bir başarı geliyor gibi gösterdi. Bakalım bu 65 bin vakaya ne diyecek? Bugünler bütün meseleleri bir kenara bırakıp aslında sağlığımızın peşine düşmemiz gerektiği günler. Tam kapanma yapılmadan, tam kapanmayla bu mücadele bir anda 14 günde bu virüsün beli hep beraber kırılmadan bir kurtuluş yok. Lokantacının, kahvecinin, büfecinin sırtına basarak, sadece onları sınırlayarak ve kendi kurallarına, kendi koyduğu kurallara kendi uymayan bir yönetim anlayışıyla bu mücadele olmaz. Buradan bir kez daha bugün toplanacak bilim kuruluna bütün esnafın, bütün işçilerin mağduriyetlerini ortadan kaldıracak gerekli tedbirlerin alınıp tam kapanmanın yapılması noktasındaki çağrımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Şöyle bir anlayış yok. Kuralı kendiniz koyuyorsunuz, kurala kendiniz uymuyorsunuz. Cenazelerde 20 kişi sınırı var, bakanlar katılıyorsa sınır yok. 20 bin kişiyle de yapılabiliyor. Cumhurbaşkanı katılırsa yok. AK Partili birinin yakınıysa böyle bir sınır yok. Böyle devlet yönetmek olmaz. İftar yasak diyorsunuz, toplu iftar. Uymayana ceza diyorsunuz. Sonra iftar programlarına gidiyorsunuz, görüntülerini paylaşıyorsunuz. Daha iftar yasağı koyduğu gün külliyede toplu iftar yaptı. Bu gerçekten vatandaşın hakkını gözetmeyen, hukukunu gözetmeyen, aklıyla alay eden son derece kötü bir tutumdur. Ve virüsle mücadelenin direncini kuran da budur. Çünkü koyduğunuz kurala siz uymayınca vatandaş da o kuralı uyulmayacak kural olarak görüyor. Bakın aynı çağda, aynı dönemde, aynı vakada. İngiltere'de rakamı koydular. Bütün ülke için olan sınırlama var. İngiliz Başbakanı aileye yer açmak için kendisi katılmadı. Ve sayıyorsunuz bir kişi fazla değil. Norveç Başbakanı 10 kişiden fazla toplanılmayacak 13 kişilik parti verdi diye para cezasına çarptırıldı. Para cezasını ödedi. Ama siz bakanların katıldığı bütün organizasyonlarda bütün yasakları ortadan kaldırıyorsunuz. Esas ceza yazması gereken İçişleri Bakanı kendisi katılıyor, kendisi teşvik ediyor, kendisi örnek oluyor. Dün de söyledim, bir daha söylerim. Bu millet bu yaptıklarınızdan dolayı size hakkını helal etmez. Hakkını helal etmez. Babasını cemaatsiz gömdürdüğünüz insanlara bu fotoğrafı gösterdiğinizde haklarını helal etmezler. Amerika Birleşik Devletleri F-35 programından Türkiye'nin resmen çıkarıldığını duyurdu. Tam bir beceriksizlik. S-400'leri aldılar.
Putin'in gönlünü yapacağız diye F-35 programından çıkarıldılar. Şu anda S-400'ler hangarda. Çok kritik, çok önemli savunma sistemi Biden'ın korkusuna hangarda duruyor. Paralar gitti. F-35'e dünya kadar para verdik, onu da vermiyorlar. Orada da paralar gitti. Ve Türkiye'nin bir jet sorunu var, jet problemi var, jet ihtiyacı var. Bunun nasıl çözüleceği de belli değil. Her şeyi bilen, bütün yetkilerle donanmış, dış politikanın uzmanı, herkese ayar veren, ey Biden, ey Merkel, ey Putin, en sonunda ne Putin'den birlikte olmanın, ne Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaşmanın bir avantajını ortaya koyamayıp, her tarafta S-400 nerede hangarda, F-35'lerde yok, para nerede yok, savunma stratejisi yok, jet yok, hiçbir şey yok. Ve tek mesele içeride düşen oyları arttırmak için dünyadaki diğer liderlere diklenip Türkiye'de iç siyasete malzeme etmek. Al sana sonucu. Sonucu bu. Basit konuşmak lazım. Sonucu bu. Ey Putin dedin, ambargoyu yedin, herkes perişan oldu, damadının petrol kaçakçılığını ilan edeceğim diye gittin, özür mektupları yazdın, Putin'le kol kola girdin. Onunla girince S-400 aldın, F-35'ten oldun, şimdi F-35'i de kullanamıyorsun, F-35'i de alamıyorsun, S-400'ü de kullanamıyorsun. Bu kadar yeteneksiz, bu kadar beceriksiz, bu kadar ülkeyi adına kötü sonuçlar doğuran bir siyaset anlayışını vatandaş sandıkta nasıl cezalandıracak hep beraber göreceğiz. Ve günün konusu. Türkiye'de kripto paralarla ilgili bir borsa kurmuş olan Faruk Fatih Özer. Dün Türkiye'deki 392.400.000'e yakın yatırımcının paralarını alıp kripto paraları bir soğuk cüzdan dedikleri elektronik veri saklama aygıtından birlikte yurt dışına kaçtı gitti. 400.000 kişi mağdur. 400.000 kişi mağdur. Ve devlet arkasından bakıyor. Aynı Tosuncuğun arkasından baktıkları gibi. Çiftlik Bank'ta paraları topladı topladı gözlerinin içine baka baka. AK Parti'nin sloganlarını söyleye söyleye dış güçlerle savaşıyoruz diye diye. AK Parti'ye arka çıka çıka bakanlara övgü düze düze gitmişti. Bu da AK Partili Dışişleri Bakanı'yla fotoğraf vererek AK Partili bir milletvekilinin oğluyla düzeltiyorum, bir milletvekilinin oğlu olduğu söylenen birisinden ziyaret yaparak ve yine bir milletvekilinin kardeşiyle ortaklık kurarak milletin gözünün içine baka baka bu paraları topladılar, kaçtılar. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu devlet birilerine düzenlemeleri, değişen şartlara göre düzenlemeleri yapsın diye yönetimi emanet ediyor. Hükümet olmak demek bu demek. Siz ülkede bir yerde bir yoğunlaşma varsa oraya bakacaksınız. Geçmişte de bu ülkede benzer kötü tecrübeler olmuştu. Ve özellikle Çiftlik Bank olayında da ağzınız yandı. Bir yerde bir yoğunlaşma var. Milyarlarca dolar para bir yere yatırılıyor. Siz devlet olarak oraya bir düzenleme yapacaksınız. Sizin göreviniz bu. Bir alanı düzenlemesiz, denetimsiz bırakırsanız böyle birileri çarpar gider. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi eleştirince neden eleştirdin? Peki bu meselede sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yaptın? Bakın ne yaptık. 5 Aralık 2019 tarihinde Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budak, Genel Başkan Yardımcımız o dönemde. Altında ilk sayfada, 12. sayfada diğer milletvekillerimizin imzalarıyla iç tüzüğe göre meclis araştırma önergesi verdiler. Ve verilen araştırma önergesinde bu blockchain'e dönük teknolojik ve hukuki altyapının geliştirilmesi gerektiği,
Bu konuda risklerin olduğu, hem fırsatların hem risklerin birlikte barındırıldığı bir yerde düzenlemelerin yapılmaması durumunda çok önemli risklerin olacağı anlatılıyor ve deniyor ki bu konuyu meclis araştırsın. Ayrıca o tarihte yine Çetin Osman Budağ'ın başvurusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'na başvuruyoruz ve bu konuda bir rapor hazırlayın meclise diyoruz. Hazırlanan raporda da raporun 19. sayfasında ayrıca kripto para ile yapılan işlemlerin geri döndürülemez olması, operasyonel hatalardan ya da kötü niyetli satıcıların suistimalinden kaynaklı kayıp risklerini de beraberinde getiriyordur diyor. Ve bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi birisi bir alanda para topluyor. İktidarın görevi ne? O alanı düzenlemek, riskleri ortadan kaldırmak, teminatları almak, dolandırıcılığa engel olmak. Muhalefetin görevine uyarmak. Biz yapmış mıyız? Biz görevimizi yapmışız. Peki siz yapmış mısınız? Bugün o 2 milyar doları yatırmasaydınız, Faruk Fatih Özer hukuki boşluktan yararlanarak o alanda bir düzenleme yapmadığınız için bir internet sitesi kurar gibi kuruyor. Diyor ki siz parayı bana yollayın, ben bu işin borsasını kurdum. Benim üzerimden size dünyadaki kripto paralar satılacak, borsa kurdum. Bir Allah'ın kulu da dönüp ya sen ne borsası kuruyorsun kardeşim? Milletten bu parayı alıyorsun da karşısında teminatın nerede? Ya sen bu paraları sonra vermezsen diye bir dönüp bakmıyor. Yasaklamıyor. Açık açık dolandırıcılığa fırsat veriyor. Kaçınca şimdi öyle arkasından bakıyoruz hep beraber. Olmaz. Burada doğrudan bu 2 milyar TL ile 2 milyar dolarla ilgili devlet üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bir alanı düzenlemediyseniz sizin boşluğun doldurduğu, sizin bıraktığınız boşluğu bir üçkağıtçı, bir dolandırıcı dolduruyorsa bu insanları sahipsiz bırakamazsınız. Bu konuda derhal gerekli adımların uluslararası düzeyde atılması lazım. Türkiye'de de devletin dönüp evet sizin güvenceniz biz olmalıydık. Biz burayı boş bıraktık ama korkmayın devlet yanınızdadır, arkanızdadır, mağdur edilmeyeceksiniz demesi lazım. Yoksa önüne gelenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tokatladığı bir yer 20 yıldır yönetiyorsun. Önüne gelen bizim vatandaşımızı tokatlıyor. Dünyanın diğer ülkelerinde yapılmayan, yapılamayan bir yolsuzluk Türkiye'de yapılıyorsa sebebi yasal boşluklar ve hükümetin bu konuda gerekli iradeyi ortaya koymamış olması. Bugüne kadar 198 kez kamu ihale kanununu değiştirdiniz. Kanun getirdiniz. 197 yapaydınız da yandaşa vergi muafiyeti vermek yerine bir kanunun bir maddeyi de getirip bu parayı toplayacaklar, karşılığını devletin bankalarına göstermek, teminatını koymak durumundadır diyeydiniz de bu facialar yaşanmasaydı. Müteahhiti zengin etmekte, yandaşa kıyak çekmekte, beşli çetenin vergisini affetmekte mahirsiniz. Bu konularda acizsiniz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bütün vatandaşlarımız şunu düşünsünler. Hep bu işler neden Türkiye'de oluyor? Niçin hep sonradan aklımız başımıza geliyor? Bir de samimi bir öneri, bir kez daha devletin boş bıraktığı başka alanlar var. O alanlarda para toplayanlar, bu topladıkları paralara karşı size bir takım vaatte bulunanlar var. Bunlara karşı da vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Bu alanların her birisinin de devlet tarafından ciddi şekilde düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Ana muhalefet olarak uyarılarımızın yanında yapıcı katkılarımızı da komisyonlarda vermeye her zaman hazırız. Yeter ki bu konuda hükümet ve Adalet ve Kalkınma Partisi bir adım atmaya niyetlensin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayabilirim. Buyurun. Bazı CHP milletvekilleri hakkında terör soruşturması yapıldığı iddia
Şimdi biraz önce de söyledim. Türkiye'de iki tane gündem var. Bir tanesi salgın gündemi. Bu konuda bir samimiyetsizlikle sürdürülen, konulan tedbirler ve bu tedbirlere kendisi de uymayan yöneticiler ve buna halkın tepkisi. Ve her gün, her günde söylüyorum, bir Soma faciası yaşıyoruz. Ve ölümler olağanlaştırılmaya çalışılıyor Türkiye'de. Ateş düştüğü yeri yakıyor. AK Partililer de bir tarafta keyif çatıyor. İkinci gündem, ülkemiz bir ekonomik koruma kalkanı olan döviz rezervlerini kaybetti. Şu anda uluslararası yaşanabilecek bir kriz, küresel bir kriz, Türkiye üzerine gelebilecek şok dalgalarına karşı güvencesiz bir şekilde duruyoruz. İşin faili ortada yok, paramız ortada yok. Bunu söylediğinizde de karşınızda sürekli tehdit ediliyorsunuz. Dün Cumhurbaşkanı açıkça söyledi. Bundan sonra ya hayır konuşacaklar ya susacaklar dedi. Eleştirmeyecekler dedi. Ve biz susmadığımız takdirde başımıza geleceği biliyoruz. Vatandaşlarımız da görsün ki sizin sağlığınızın ve hepimizin parasının hesabını sorduğumuz için üzerimize geliyorlar. Ve şu anda da bir terör soruşturması yürütülüyor. Yürütüldüğü konusunda sürekli haberler sızdırılıyor. Genel başkanımız, il başkanımız, muhalif yönleriyle ön planda olan sanatçılar, milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler sindirilmeye çalışılıyor. Burada ne yaparlarsa yapsınlar susmayacağız. Defalarca söyledik. Fiziken saldırdılar söyledik. Trolleri saldırdı söyledik. 500 milyarlık, 1 trilyonluk davalar açtılar söyledik. 500 bin TL'lik, 1 milyon TL'lik davalar açtılar söyledik. Şu anda ağzımızdan çıkan her kelimeye para cezası, tazminat davası açıyorlar. Ve yandaş mahkemelerinde bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Bir şeyi biliyoruz. Bir kelime eksik konuşursak, bir adım geriye gidersek, bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Buna karşı kararlılıkla duyacağız. Terör soruşturması nedir de biliyoruz. Dokunulmazlıkların kaldırmanın, hatta bu dokunulmazlığa girmiyor, derhal biz bunları tutuklarız, götürürüz diyebilmenin yollarını arıyorlar. Onlardan korkan bin beter olsun. Asla ve asla korkmayacağız, durmayacağız, susmayacağız. Bizi sindirmeye çalışanların kendi yaptıkları büyük hataları örtmek için bunu yaptıklarını biliyoruz. Vatandaşımız da görüyor. Açsın, işsizsin, güvencesizsin ama bunları konuşma. Tehlike büyük, darbe yapacaklar, arkama geçmelisin. Bunlar terörist, arkama geçmelisin. Bunlar vatan haini, arkama geçmelisin. Bu sözleri söyleyenlerin niye söylediğini de görüyorlar. Bizim ne anlattığımızı da görüyorlar. Biz fakir fukaranın, garip kurabanın, esnafın, işçinin, çiftçinin, memurun derdini dile getirip onlara kaynak ayrılmasını istediğimiz için, beşli çete dediğimiz için, çıkar gruplarını deşifre ettiğimiz için, son bir yılda AK Parti'nin semirttiklerinin milyar dolarlık servetlerini %40 arttırdığını söylediğimiz, onları hedefe koyduğumuz için onlar da bizi bu soruşturmaların hedefine koyuyorlar. Durmayacağız, susmayacağız, yılmayacağız. Tabii buyurun. Dün de ifade ettim. Engin Altay'ın söylediği sözleri her bir montaj olmadan İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya trolleri için hazırlattığı kesme biçme yapıştırma videosundan değil, gerçek yayın üzerinden izleyip de orada bir tehdit olduğunu anlayan vatandaşlarımız varsa biz bir şey söylemeyeceğiz. Ama normal gözle dinleyen herkesin ne denmek istediğini anladığı bir yerde, vay efendim vay, bizi tehdit ettiler, bizi tehdit ettiler. Sabaha kadar troll saldırıları
ve ardından da harekete geçen bir savcı efendim Engin Altay tehdit etti. Yargı bağımsız olsa, yargı talimat almıyor olsa, yargı kendi vicdanınla hareket ediyor olsa, savcı beyin buna tehdit soruşturması değil, Engin Altay'a karşı yapılan bu saldırıya karşı bir kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan, iftira suçundan dava açması lazım. Çünkü Engin Altay'ın yaptığı mesele, ortaya koyduğu yaklaşım, kendi görevi gereği sorulmuş olan bir soruya hem de geçmişte bunlar yapıldı. Ardından Atatürk'ü konuma kanunu bile çıkarıldı. Yani yüz verdikleriniz daha sonra öyle şeyler yapıyorlar ki konusu özü varken oradaki Anadolu'da kullanılan bir sonu benzemesin lafının bir tehdit gibi algılanması. Tehdit şudur. Senin sonun böyle olur dersen tehdit olur. Sonu benzemesin temennisini tutup da nasıl böyle bir şeye dönüştürdüklerini gerçekten anlamak mümkün değil. Engin Altay'ın benzer konuda onlarca yüzlerce beyanı tutanak altındayken Engin Altay bunu gizli kapaklı bir yerde değil canlı yayında söylemişti ve çok açıkken bunu böyle bir soruşturmaya konu eden savcı herhalde bu baskı dönemi geçtiğinde en utanç verdiği işlem olarak bunu hatırlayacaktır. En utanç duyduğu işlem olarak bunu hatırlayacaktır. Savcı beyin ya da savcı hanımın kendi mesleki kariyerinde kara bir leke olacaktır. Öyle duracaktır. Yoksa bundan bir şey çıkacağı yoktur. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.